TRTV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk nükleer yakıt getirme törenine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, ülkemiz dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir dedi. Bu törenle aynı zamanda milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Akkuyu nükleer güç santralimizin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir. Bugün dünyada 422 nükleer reaktör faal halde olup 57'sinin de yapımı devam ediyor. Avrupa Birliği elektriğinin %25'ini nükleerden elde ediyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu nükleer enerjiyi yeşil enerji kabul ederek bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmelerin bir parçası haline getirdik. Projemize en başından beri destek veren Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rusya Federasyonu makamlarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Santralimizin inşasında ve üretime geçme sürecinde görev alan Türk ve Rus tüm personeli tebrik ediyorum. Sayın Devlet Başkanı, kıymetli misafirler, Akkuyu'da her biri 1200 megawatt güce sahip 4 reaktörü bir nükleer güç santrali inşa ediyoruz. Türkiye'nin pek çok önemli projesi gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen bir finansman modeliyle hayata geçirilmiştir. Akkuyu Rusya ile aramızdaki en büyük ortak yatırımdır. Yatırım bedeli 20 milyar dolar olan bu proje Rusya'nın ilgili kuruluşu Rosatom tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Projenin inşaatıyla birlikte bakım, işletme ve nükleer santraller için büyük önem taşıyan işletmeden çıkarma süreçlerinin sorumluluğu da yükleniciye aittir. Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecektir. Ülkemizin elektrik tüketiminin %10'u tek başına bu santral tarafından sağlanacaktır. Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt saat elektrik üretilecek. Hiç şüphesiz sadece bu özelliğiyle bile santralimiz ülkemizin enerji arz güvenliğine yaptığı eşsiz katkıyla stratejik yatırım unvanını hak ediyor. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri için yurt dışı ve gümrüklerde oy verme işlemi başladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy verme işlemlerinin başlamasının ardından sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, yurt dışında oy kullanacak vatandaşlara seslendi ve ülkemize baharları getirmek ve Türkiye'nin dünyadaki itibarını en yükseğe taşımak için hepinizi Halil İbrahim soframıza davet ediyorum. Bir de size özel vaatlerimizi duyun. Ülkenin düze çıkması için sorumluluğunuz var dedi. Sevgili halkım, dinlenmemek üzere yola çıktık. Yorulmadan güzel ülkemizi il il dolaşıyoruz. Milletimizle buluşuyoruz. Şu anda da size seçim otobüsümüzden sesleniyorum. Vaktimiz az, işimiz çok. Bugün yurt dışındaki vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Almanya, Fransa, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık,
Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Azerbaycan, Çin'den Rusya'ya, Japonya'dan Mısır'a, dünyanın her köşesinde yaşayan vatandaşlarımıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dünyanın her neresinde olursanız olun, kalbinizin memleketimizle attığını biliyorum. Türkiye iyi olduğunda iyi olduğunuzu, kötü olduğunda da içinizin sızladığını biliyorum. Belki hayatınızın belli bir döneminde Türkiye'den göçtünüz. Belki Türkiye'de bile doğmadınız. Ama kuşaktan kuşağa geçen vatan sevgisi sizi de toprağınıza yakın tutuyor. Bunu gayet iyi biliyorum. Türkiye'nin içine itildiği krizler, hayatı felç eden adaletsizlikler, gasp edilen refah, kutuplaştırıcı siyaset, tüm bunların sonucunda yoksulluk giderek derinleşiyor. Toplumsal dirlik ve birliğimiz bozuluyor. Saray iktidarında gençler Türkiye'de kendilerine bir gelecek göremiyor. Hangi gence sorarsanız yurt dışına gitmek istiyor. Çünkü ülkeyi torpil, liyakatsizlik, adaletsizlik yuvasına çevirdiler. Türkiye'de yaşayın yaşamayın. Burası sizin memleketiniz. Toprak çeker derler ya. Kim bilir, belki bir gün memleketinize döneceksiniz. Belki bazılarınızın emeklilik hayali, belki bazılarınız dönmeye hazır. Bunun için ülkenin düze çıkmasını, ekonominin düzelmesini, ülkeye özgürlük gelmesini bekliyor olabilirsiniz. Öyle ya da böyle, vatandaşları olarak sizler de bu ülkenin geleceğinde söz sahibisiniz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, sizler için temsilciliklerde oy verme işlemi bugün başladı. 74 ülkedeki 177 temsilcilikte veya herhangi bir gümrük kapısında 9 Mayıs'a kadar oyunuzu kullanabilirsiniz. Sizlerin de sorunlarını biliyoruz. Çözümlerimiz hazır. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü varlık gösterebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Yani sizler kendi aranızda kendi milletvekillerinizi seçip parlamentoya göndereceksiniz. Türkiye'de emekli olup başka bir ülkede çalışırken size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıklarınızın iyileştirilmesini sağlayacağız. Türkiye'de sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabileceksiniz. Sizi yok sayarak hayata geçirilen otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasının uygulamasında doğabilecek mağduriyetleri gidereceğiz. Yurt dışında kullandığınız otomobilinizin Türkiye'de kalış sürelerini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz. Türkiye'ye gelirken beraberinizde getirdiğiniz telefonların kullanım sürelerini uzatacağız. Mavi kartlı kardeşlerimizin sıkıntılarını vatandaşlarımıza eşit imkanlar sağlayarak çözeceğiz. Ve daha birçok adımı atacağız. Yeter ki siz ülkeye geldiğinizde, Türkiye'ye geldiğinizde, ana vatanınıza geldiğinizde mutlu olun. Türkiye'yi demokratik dünyayla uyum içinde, güçlü, insan haklarının korunduğu ve pasaportunun itibarı yüksek bir ülke haline getireceğiz. Bunun için siyasi ve toplumsal hayatta ihtiyaç duyulan uzlaşıyı sağladık. Millet İttifakı olarak çok büyük bir vazife üstlendik. Sizin tek bir oyunuz, Türkiye'nin ve milletimizin geleceği için hayatı önemde. Adil, zengin, dünyayla rekabet eden, gençleri umutlu bir Türkiye için ihtiyacımız olan değişim de gelin siz de yerinizi alın. Sizin de payınız, sizin de emeğiniz, sizin de alın teriniz olsun. Tüm vatandaşlarımı yürekten selamlıyorum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hep birlikte inanın, hep birlikte çok ama çok güzel günler göreceğiz. Hoşça kalın. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mamak'taki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu. Akşener, İYİ Parti'yi birinci çıkaracağız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz dedi. Şimdi geldik 14 Mayıs'a. 14 Mayıs'ta da Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu. İnşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Ama ve lakin unutulmaması gereken bir şey var. O Millet İttifakı sisteminin içinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi ve resmi olacak. Altında da Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin logoları olacak. Sadece iki parti olarak ayrı ayrı seçime gidiyoruz. Yani aynı ittifakın içinde iki ayrı logoyla.
Hani diyoruz ya bir Kemal'e bir Meral'e, benim adımı görmeyeceksiniz. Ama orada İYİ Parti'nin güneşini göreceksiniz ve evet mührünü ona basacaksınız. Ve çevrenizde İYİ Parti'ye bu mührü, bu evet mührünü bastıracaksınız. Yani biz tekrar söylüyorum, herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz. Hiç de öyle girmedik. Şimdi 14 Mayıs günü ve akşamına kadar kullanılacak her oyda ikna ettiğiniz her kardeşimize bunu söyleyeceksiniz. Ve benim sizden isteğim, Türkiye için istediğim, bu millet için istediğim, çünkü parlamenter sistemin konuşulacağı son seçimdir bu. Dolayısıyla İYİ Parti birinci çıkaracaksınız. Birinci çıkaracağız. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Ama tekrar söylüyorum. Bu ülkenin emniyet subabı İYİ Parti'dir. Bu ülkenin sigortası İYİ Parti'dir. İYİ Parti'de bulunan her bir arkadaşımız, her bir yöneticimiz geçmişi itibariyle birer başarı sembolüdür. Dolayısıyla bu başarıların sahipleri olan bu arkadaşlarımızın yarın kurulacak iktidarda, kazandığımız için kuracağımız iktidarda daha fazla yer almasını istiyorsak, benim de başbakan yetkilerine sahip bir kişi olmamı istiyorsanız partimizi birinci çıkaracaksınız. Kentimiz Sanayi Kuruluşları'ndan Yeşil Yurt firmasının sahibi hayırsever iş adamı Osman Yeşil Yurt, annesi Nazmiye Yeşil Yurt adına Safranbolu Belediyesi'ne ait Gündüz Çocuk Bakım Evi yaptırdı. Nazmiye Yeşil Yurt Gündüz Çocuk Bakım Evi'nin açılışı bugün düzenlenen törenle yapıldı. Safranbolu'da İlçe Halk Kütüphanesi'nin yanında yapılan Safranbolu Belediyesi'ne ait Nazmiye Yeşil Yurt Gündüz Çocuk Bakım Evi'nin açılışına Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Yaşar, Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili adayları Cevdet Akay ve Abdullah Çakır, Karabük ve Safranbolu Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ile çok sayıda konuk katıldı. Açılış töreninde hayırsever iş adamı Osman Yeşilyurt ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse yaptıkları konuşmada açılışa katılan tüm konuklara teşekkür etti. Burada Yeşilyurt ailesi olarak manevi değeri yüksek bir çocuk yuvasını açacağız kısmet olursa. 5 Ocak 2022 tarihinde temelini atmış olduğumuz Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakım Evi'nin bugün açılışını yapmak üzere toplanmıştı buluyoruz. Bu güzel esere adını rahmetli andığım annem Nazmiye Yeşilyurt adının yaşatılması bizlere önce olan Safranbolu Belediye Başkanımız Sayın Elif Köse Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Başkanım böyle bir projeden bana bahsettiğinde çok heyecan ve sevinç duymuştum. Bizim böyle bir hayır yatırımı yapmak niyetimiz vardı zaten. Ve hemen bu projeye evet dedim. Sonunda Safranbolu'ya yakışır bir eser kazandırmış olduk. Tüm Safranbolu halkına hayırlı uğurlu olsun. Biz Safranbolu Belediyesi olarak doğumdan ölüme her vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlılarımızın, her biri bireyimiz için yaptığımız çok kıymetli projeler var. Onlardan bir tanesi de Nazmiye Yeşil Yurt Gündüz Çocuk Bakım Evi. Ben öncelikle bu projenin hayata geçirilmesinde bizlere destek olan kardeş şehrimiz Çankaya Belediyesi'nin teknik personeline, Safranbolu Belediye'mizin İmar Müdürlüğü'ndeki teknik arkadaşlarımıza, yapımında emeği geçen müteahhit firmamıza, sonrasında bu yapıyı hayata geçirip çocuklarımıza güzel eğitimleri veren hocalarımıza ve elbette ki bu projeyi birlikte hayata geçirdiğimiz bizim yanımızda olan bağışçımız Yeşil Yurt ailesine, Osman Yeşil Yurt'a sonsuz teşekkür ediyorum. Bu tür yapılar, bu tür hizmetler
belediyelerin kendi öz bütçeleriyle, kendi sermayeleriyle hepsini hayata geçirmek çok da mümkün değil. Hele hele de bizim gibi iktidarda olmayan, muhalefette olan belediyeler için kaynak bulmak çok daha zor. O yüzden bizim için bağışçılarımız çok kıymetli. Onlarla beraber Safranbolu'da yaşayan halkımıza yakışır, Safranbolu'muza, bu dünya kentine yakışır hizmetler yapmak daha da mümkün hale geliyor. O yüzden Osman Bey'in, Yeşilyurt ailesinin katkısı bizim için çok kıymetli. Ya Rabbi, sana inandık, sana güvendik. Sensin Rahim, sensin Kerim. Ya Rabbi, rızana uygun güzel işler yapmayı bizlere muvaffak kıl. Hasta yataklarda yatırtma ya Rabbi. Daha nice nice böyle güzel hayırlı hizmetler yapmalarını kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Makineyi indir misiniz? AK Parti Grup Başkan Vekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, dün partisinin milletvekili adaylarına seçim çalışmalarında destek vermek üzere Karabük'e geldi. Esnaf, sanayiciler ve partilileriyle bir araya gelen Yılmaz Tunç, Karabük'ten ayrılmadan BRTV'yi de ziyaret etti. BRTV'nin Bartın'da yoğun bir şekilde takip edildiğini ifade eden Yılmaz Tunç, seçim öncesi çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Karabük'te milletvekili adaylarımızla beraber halkın arasındaydık. Esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik. Kurtuluş Mahallesi'nde bir büyüğümüzün cenaze namazına iştirak ettik. Ardından da organize sanayi bölgesinde sanayicilerimizi, fabrikaları ziyaret ettik. Orada işçilerle selamlaştık. Cem Şahin'le beraberdim. Diğer milletvekili adaylarımız Ali Keskin Kılıç ve Hüseyin Gündoğdu da diğer bölgelerde ziyaretlerine devam ettiler. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Ardından da BRTV televizyonuna ziyarete geldik. Çünkü BRTV, Batı Karadeniz Radyo Televizyon sadece Karabük'ün değil, bölgemizin önemli bir yayın kuruluşu. Uydudan yayın yapan tek televizyonu. O nedenle bizim için önemli. Bölgemizin dünyaya açılan penceresi. Burada olup bitenleri yurt dışından, yurt içinden, ülkemizin değişik yerlerinden bu bölgeyi takip edenler BRTV'den takip ediyorlar. O nedenle büyük bir görev ifa ediyor. Kamu yayıncılığı görevi ifade ediyor BRTV. O nedenle hepinize teşekkür ediyoruz. Burada özellikle televizyon sahipleri Mehmet Bey, Osman Bey büyük bir gayretle bu yayıncılığı sürdürüyorlar ekibiyle birlikte. Kolay bir şey değil. Biz de tabii Karabük'e gelmişken televizyonumuzu ziyaret edelim dedik. Çünkü bizim Bartın'ımızın da haberlerini sürekli veriyor. Geri dönüşler alıyoruz. Biz sizi BRTV'de çalışmalarınızı gördük diye bize tekrar geri dönüşler oluyor. O nedenle önemli bir yayıncılık devamının sürekliliğini sağlamak lazım. Karabük'te gördüğümüz gerçekten 14 Mayıs'la ilgili olarak Karabük'te özellikle AK Parti'nin burada çok güçlü olduğunu ve vatandaşlarımızın, adaylarımıza olan teveccühünün artarak devam ettiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı çok seven bir memleket Karabük. Hep her seçimde destek oldular ve bu desteği hiç eksiltmeden devam ettiler. Şimdi 14 Mayıs seçimleri daha da önem arz etti. Özellikle bütün dünyanın gözü Türkiye'de şu anda. Hatta yazılar yazıyorlar yabancı gazeteler, yabancı dergilerde 2023'ün en önemli olayı Türkiye'deki seçimler diyorlar. Cumhur İttifakı'nın karşısında adı Millet İttifakı ama sadece adı Millet İttifakı. Yani vaat ettiklerine baktığımız zaman, projelerine baktığımız zaman maalesef milletin lehine bir şey vaat etmiyorlar. Bunu da milletimiz görüyor. Dolayısıyla 14 Mayıs Türkiye için, Türkiye yüzyılının inşası için, milletimizin bugüne kadar atılan doğru adımlara yeni doğru adımlar ilave edebilmek için en doğru zaman 14 Mayıs. Karabük'te gördüğümüz teveccühe de hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Epey de hemşerimiz varmış her caddede, Bartınlı, Uluslu hemşerilerimizle de
görüşme, onlarla kucaklaşma fırsatı oldu. Ben 14 Mayıs'ın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Adaylarımıza başarılar diliyorum. Huzurlu bir seçim ortamı olsun ki bu bölgede de böyle huzur içerisinde bugüne kadar seçimler gerçekleşti. Bundan sonra da böyle gerçekleşecektir. Tekrar BRTV televizyonuna bu güzel kamu yayıncılığı için çok çok teşekkür ediyorum. AK Parti Karabük Milletvekili adayları Cem Şahin, Ali Keskin Kılıç ve Hüseyin Gündoğdu bugün Safranbolu Sunal Tülbenç Öğretmen Evi'nde kahvaltı programı düzenleyerek muhtarlarla bir araya geldi. Hüseyin Gündoğdu vekilimiz, Ali Keskin Kılıç vekilimiz ve Cem Şahin vekilimizle birlikte sizlerin desteğiyle 14 Mayıs 2023'te inşallah 3 vekilimizi de Ankara'ya Gazi Meclisimize gönderebilirsek inşallah sizlerin desteğiyle birlikte Safranbolu'da, Karabük'ümüzde milletimiz için daha hayırlı hizmetleri hep birlikte icra edeceğiz, ortaya koyacağız. Ben tekrar toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ülkemiz için, milletimiz için, demokrasimiz ve istikbalimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı günler diliyorum. Yani akşama kadar konuşsak bitmez herhalde. Öbür arkadaşlarımızla muhtemelen hizmetlerle ilgili AK Parti hükümetinin 22 yılda memleketi nereden nereye götürdüğüne dair. Ben bu konuyla alakalı değil de aslında bugün yaşadığımız olayları anlamak için öyle bir Osmanlı'nın son zamanına geri gitmek, hatta Sultan Abdülhamit, ondan önceki onun babası işte Avrupalıların Kızıl Sultan dedikleri Sultan Abdülaziz dönemine gitmek lazım. Biraz 200 yıllık geçmişimizi aslında bir incelememiz lazım, irdelememiz lazım. Oradan aslında bugünkü sürece gelmemiz lazım diye düşünüyorum ki Cennet Mekan Abdülhamit Han'a yapılanların aynısı bugün liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a yapılıyor. Muhtarlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın o mahalledeki ve köydeki temsilcileridir. Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlarımıza son derece değer ve kıymet verir. Bir bakanlar kurulu toplantı yapar, bir partimizin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiyle toplantı yapar, bir de özellikle muhtarlarımıza toplantı yapar. Değil mi? Neden? Çünkü Cumhurbaşkanımızın temsilcisi, mahalledeki temsilcisi muhtardır. Muhtar oranın en yetkin mülki amiridir. O nedenle biz siyaset yaparken memlekete hizmet yoluna çıktığımız bu günlerde en çok dikkate alacağımız, beraber çalışacağımız, çalışma arkadaşımız her zaman muhtarlarımız olacak. Çünkü mahalledeki garibi, kurabayı, ihtiyaç sahibini, mahallenin sıkıntısını, derdini en iyi bilen, köyün derdini bilen muhtarlardır. Sizler muhtarlarımızsınız. Zaman zaman sizlerle bir araya geldiğimiz zaman vazife aldığınız yerlerdeki sorunları, yapılması gereken meseleleri bizlere aktarıyorsunuz. Biz elimizden geldiğince 2002 yılında iktidara gelen ve halen de şu an 2023 yılında yürütme erkini elinde bulunduran, halka hizmet etme noktasında vazifeli olan bir siyasi partiyiz. Şimdiye kadar burada çokça hizmet etme şerefine nail olan da bir partiyiz. Eksiğimiz yediğimiz elbette ki vardır. Her şeyi biz dört dörtlük yaptığımız iddiasında değiliz. Eksiğimiz vardır. Bazı hizmetleri getirebilmişizdir. Bazı hizmetler şu an belki yoldadır, orta ve kısa vadede gerçekleşecektir. Bazı noktalarda da kusurumuz da olabilir, eğrimiz de olabilir. Belki bu hizmetlere ilişkin daha sonradan sitemkar olan vatandaşlarımızın bir takım sorularına da muhatap olmuş olabiliriz. Fakat şunu bilmenizi istirham ederim kıymetli muhtarlarım, kıymetli kardeşlerim. Bu eksiklikler varsa bunları giderecek. Şu ana kadar koyulmuş taşların üzerine taşlar koyabilecek kadro yine AK Parti kadrolarıdır. Yine burada bir şey yapılacaksa bunu yapacak olan yine Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu bilmenizi özellikle istirham ediyorum. Ahmet abinin çok
AK Parti Karabük Milletvekili adayı Cem Şahin, Safranbolu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastane yöneticileriyle görüşen Şahin, hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Hürmet ediyorum, ben Cem Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili. Bizim yardımcı olabilir. Allah'a şükür, hastanelerdeyiz, devamlı çıkmıyoruz. Sağ olun. Geçmiş olsun, Rabbim şifa versin. Tedbir amaçlı mı maskeleri taksın, yoksa bir rahatsızlık mı var? Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Çok sefalar oldu. Tamam. Şimdi biz burayı iletiyorum. İşte hastalarımızı ziyaret edelim istedik. Bir selam verelim istedik. Bizden bir arzun isteğin var mı? Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Peki. Geçmiş olsun. Ailene de çok selamlarımızı, hürmetlerimizi ilettik. Allah'a emanet olasın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Rabbim şifa versin. AK Parti Karabük Milletvekili adayı Cem Şahin seçim çalışmaları kapsamında mahalle toplantılarına dün akşam Fatih Mahallesi ile devam etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Şahin konuşmasında Millet İttifakı'nın Türkiye'ye teklif ettikleri şey bir kaostur dedi. Kıymetli kardeşlerim, biz 2002 yılında iktidara geldiğimiz andan şu ana kadar Karabük'e çokça Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde çokça hizmet etme imkanı bulduk. Şöyle Karabük'ün etrafına baktığınız zaman bunu burada görürsünüz. Bakın burada TOKİ evleri var. Şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirilen hizmettir. İşte dere ıslahı var. Veya buna benzer çokça meseleler var. Biz bunları nasıl yaptık? Sayın Cumhurbaşkanımızın eser ve hizmet siyasetini uygulaması suretiyle gerçekleştirdik. Ve istiyoruz ki Karabük'te de Türkiye'de de eser ve hizmet siyasetimiz devam etsin. Karabük'te biz şimdiye kadar hiç yani her şeyi dört dörtlük mü yaptık, ben bunu diyemem. Eksiğimiz vardır, gediğimiz vardır. Belki bir mahallede de vardır eksiğimiz, gediğimiz. Ama bu eksiği ve gediği de tamamlayacak olan kadrolar AK Parti kadroları içerisindedir. Ve hani diyoruz ya, yaparsa Erdoğan yapar. Şöyle geçmişe bir bakalım. Neler yapıldığını ve kimin yaptığını göz önüne alırsak ileride de bu eksiklikleri veya yeni hizmetlerin sağlanmasını kimin üzerinden bunun gerçekleştirileceğini düşündüğümüz zaman tek bir isme ulaşırız. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve yine diyoruz ki yaparsa yine Erdoğan yapar. Yine bir söylemimiz daha var. Doğru zaman, doğru adam diyoruz. Zaman o kadar doğru ki Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü sağlayacak olan şahıs Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu zaviyeden baktığımız zaman bile doğru adamın o olduğunu ve zamanının da doğru olduğunu çok net görürüz. Şimdiye kadar hizmetlerin, birçok hizmet gerçekleştirdik. Bundan sonra devamı noktasında da ilgili şahsın kim olduğunu ortaya koyuyoruz. Bir de şimdi bu süreç içerisine bakalım. Biz neler yaptık? Savunma sanayimiz hangi noktada? Kendi tankımızı, topumuzu, tüfeğimizi neyse bunu yapma imkanımız var, uçağımız var, insansız hava uçağı yapıyoruz. Bugün ben televizyonda gördüm, bakın insansız hava uçağımız artık uçuyor göklerde. Elbet bir takım teknik daha henüz yapılması gereken şeyler de olabilir. Bunlar da ilerleyen zamanlarda gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla bütün bunları ifade ettikten sonra Karabük'te bundan sonrası için gerçekleştireceğimiz bir takım hizmetler elbette ki olacak. Bu hizmetleri gerçekleştirecek kadrolarda bizleriz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde ancak bu hizmetleri biz buraya getirebiliriz. Bunu da çok net olarak bilmenizi ve altını böyle kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Çünkü karşı tarafın size bir hizmet sunma imkanı yok kıymetli kardeşlerim. Onların Türkiye'ye teklif ettikleri şey bir kaostur. Allah muhafaza, iktidara gelmeleri halinde nasıl idare edecekler bu memleketi? 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı diyorlar. Bu bakanlıkları biz bölüşeceğiz diyorlar. İşte 3 bakanlık bir partiye, 2 bakanlık bir partiye, işte 3 bakanlık bir partiye. Birinin A dediğine, diğerinin B demeyeceğini biz nereden biliyoruz? Nasıl idare edecekler bunlar bu memleketi? O nedenle Türkiye'ye teklif ettikleri şey bir kaostur. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları Cevdet Akay ve Abdullah Çakır, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin katılımıyla Safranbolu Muhtarlar Derneği Başkanlığı'nı ziyaret etti. Dernek Başkanı Şahin Yavuz ve muhtarlar ziyaretten memnun kaldıklarını belirtti. Dernek ziyaretinin ardından adaylar Akay ve Çakır, Başkan Köse ve Safranbolu CHP Başkanı yöneticileriyle Perşembe Pazarı'nı ziyaret etti.
Merhaba, başkanım. Hoş bulduk. Merhaba. Safranbolu Muhtarlar Derneği'ni ziyaretinizden dolayı arkadaşlarım ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 14 Mayıs seçimlerimizin de hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Başarılar diliyoruz. Muhtarlarımız bölgede çok önemli görev yapıyorlar tabii ki. Sivil toplum kuruluşları içerisinde de muhtarlarımızla beraber bütün mülki erkanın, milletvekili adaylarının, belediye başkanlarının işbirliği içerisinde çalışması gerektiğine biz inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem itibariyle de biliyoruz ki belediye başkanımız zaten sizlerle çok yakın bir işbirliği içerisinde sorunlarınızla olsun istişarelerle yürüyor. Muhtarlarımızın karar merciğine daha fazla katılması gerektiğine inanıyoruz biz. Bölgemizin sorunlarıyla ilgili çünkü mahallelerinde, köylerinde halkımızın sorunlarını en iyi bilen sizlersiniz. Herhalde siyaset üstü bir kurum olarak hep biz gördük. Öyle de devam ediyor. Her partiden, her partili siyasi görüşten oy alan tek insan sizlersiniz. Onun için demokrasi adına bizler, yani bizim için sizler çok değerlisiniz. Tabii biz sürekli sizlerle hep il başkanlığım sürecinde de diyalog içerisindeydik. Sorunlarınızla ilgili herhalde en çok sizleri ziyaret eden muhalefette olduğumuz için miydi? Bizdik. Sürekli geliyorduk, gidiyorduk, sorunlarınızı taşımaya çalışıyorduk. Muhalefetteyken bile buradaki arkadaşlarımızın çoğu bilir, muhtarların konusunu en çok dile getiren Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. O dile getiriyordu. Belli bir zaman sonra da biz dile getirdiğimiz için iktidarda yapmak zorunda kalıyordu. Onun için aldığınız bir sürü sosyal haklarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin emeği olduğunu düşünüyorum. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Biz Safranbolu'da, Safranbolu Belediyesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz geneldeki yapacaklarının mini bir örneğiyiz. Hep bütün muhtarlarımızla başkanımın da söylediği gibi her ay düzenli olarak toplantı yapıyoruz, istişarelerde bulunuyoruz. Bunun yanı sıra mahallelerde muhtarlarımızın aracılığıyla mahallelerimizle de buluşuyoruz. Onları dinliyoruz, sorunlarına anında çözüm üretmeye çalışıyoruz. En önemlisi de bir derman ekibimiz var. Tüm Safranbolu'yu biz sadece seçim zamanı değil, normal zamanda da kapı kapı dolaşarak ziyaret ediyoruz. Buradaki amacımız biz halkın yanında olduğumuzu, işimizin sadece kanalizasyon, asfalt gibi teknik işler olmadığını, onların her türlü ihtiyacında, sıkıntısında yanında olduğumuzu hissettirmek. Amacımız bu, biz Safranbolu Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışını Safranbolu'da yerleştirmeye çalışıyoruz. İşte bizim burada yaptıklarımız genelde yapacaklarımızın da bir kanıtıdır, örneğidir. O yüzden biz sizlerden desteklerinizi istiyoruz. Aynı işbirliğini, aynı yakınlığı, samimiyeti her zaman devam ettireceğiz. Hayırlı işler. Hayırlı olsun. Öyle mi? Tamam. Hiçbir şey söylemiyor. Evet, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba hacım. Bol kazançlar. Hayırlı alışverişler. Hadi görüşürüz. Ay, mutlu oldum. Ay, teşekkür ediyordum Arzu'ya. Beni getirdi şu belediyenin önüne. Bak, ayağınıza geldi. Milletvekili adayı. Sağ olun oğlum. Nasıl pazar? İyi iyi, sinyal yok bana. İyi, hadi bakalım. Ne geçse. Haberler izlesin. Evet, nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkürler. Hayırlı işler, bol kazançlar. Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili adayları Cevdet Akay ve Bayram Karadağ, Karabük Yeniçeriler Derneği Gençlik Kolları'yla bir araya geldi. Gençlik Kolları Başkanı Soner Turgut ve dernek üyeleri kendilerini ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayları Cevdet Akay ve Bayram Karadağ desteklerini açıkladı. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Sizleri gördüm daha iyi oldu. Şuradan tekrar artık sıradan. Başkanım boks kulübüne geldi. Sağ olun. Alışverişim.
Biz de memnun olduk son derece. Hoş geldiniz. Bugün bizleri ziyarete gelen Cevdet Vekilime, Bayram Vekilime, bizleri ziyarete geldikleri için çok teşekkür ederiz. Bizler de yıllardır bir özlem içindeydik. Her zaman yengeden bir vekili her zaman görmek istiyorduk. Allah'ın izniyle de yengeler olarak da elimizden geldiğince Cevdet Başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz gençler olarak ve yengeler olarak. Tekrardan teşekkür ederim Sayın Vekillerim. Karabük 6 ilçesinin kardeş olduğu bir kent. Özellikle Yenice ilçemiz bizim vazgeçilmesimiz. Ama burada daha önemli bir şey var. Bizde bir Kardemir kardeşliği var. Burada benim Kardemir'den kardeşlerimle beraberim ben. Onun mutluluğunu yaşıyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum. Kardemir'de, tüm Türkiye'de üreten biziz, yöneten de bizler olacağız. Bizim arkadaşlarımız olacak, bizim abilerimiz olacak, bizim adaylarımız olacak. Sizinle de bir aradayız. Yeniçeri bir arkadaşımızı, hem kendi memleketimizden olan bir arkadaşımızı burada aday yapıyoruz ve inşallah hep beraber sadece bir vekil olarak değil, iki vekil, üç vekil olarak çıkaracağız. Soner Başkanım sağ olsun bizi davet etti. Yeniçeri hemşerim olarak buradaki Kardemir'de çalışan değil mi ağırlıklı olarak genelde? Genç kardeşlerimizle, hemşerilerimizle bizi buluşturma şerefine nail etti. Öyle söyleyelim. Biz de son derece memnun olduk. Malum bir seçim dönemindeyiz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burada hemşerimle bir araya gelip hem Kardemir'deki konuları çok çok rahat konuşalım istedik. Hem de Karabük genelinde ne gibi sorunlarımız var, gençlerimizin ne sorunları var. Burada beraber istişarelerde bulunacağız. Onların görüşlerini, önerilerini alacağız. İnşallah parlamentoya gittiğimiz zaman da bu sorunların giderilmesiyle ilgili var gücümüzle çalışacağız. Onun için ben tekrar başkanıma, hemşerilerime teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Burada tabii ki Bayram Karadağ vekilimle beraber, o da zaten Kardemir'in emekçisi, yıllardır Kardemir'de çalışan çok önemli, değerli başkanımız. Bizi de yalnız bırakmadı. Hepiniz de tanıyor zaten. Evet, esasında hem Soner kardeşim hem Bayram Başkanım beni sizlerle buluşturdu. Yeniçeri hemşerilerimle buluşturdu. Onun için ben kendilerine de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Safranbolu Belediyesi üretmeye ve ürettiğini Safranbolu halkıyla paylaşmaya devam ediyor. Yazıköy'de belediyeye ait seralarda üretilen domates fideleri halka dağıtıldı. Yormuşuz. Buyurun. Şöyle, evet, ilk verdim. Safranbolu Yazıköy'deyiz şu anda. Burada Safranbolu Belediyesi'nin fide dağıtımı var. Maniye fideleri, değil mi başkanım? Evet, maniye atalık tohumumuzdan yetiştirdiğimiz maniye fideleri. Burası çok güzel bir yer olmuş. Safranbolu Belediyesi olarak burada pek çok fide üretiyorsunuz zaten. Evet. Çiçek de dahil. Evet, çiçek de dahil, sebze de dahil üretiyoruz. Bu üçüncü senemiz ama bu sene artık hem çiçek sayısı hem maniye domates fide sayısı anlamında artık üst seviyeye kadar çıktık. Maniye domatesimizi 30 bin fide ürettik. Bunun 10 binini halkla buluşturuyoruz. O 10 binini bugün dağıtıyoruz. Çok da büyük bir ilgi var. Çiçek üretimi anlamında da 200 bin çiçeğe ulaştık bu sene. Zaten Safranbolu'ya geldiğinizde muhtemelen bunu hissediyorsunuzdur. Satın almaya kalksak çok büyük maliyetleri olan çiçekleri artık kendimiz ürettiğimiz için hem satışını yapmaya başladık çiçeklerimizin ve ciddi de bir gelir elde ediyoruz. Hem de Safranbolu'daki bütün refüjlerimizi, parklarımızı çiçeklerle donatma şansına sahip oluyoruz. Ama bunun yanı sıra en önemlisi de üretmenin keyfini yaşıyoruz. Üreterek, belediye olarak üreterek halka hem örnek oluyoruz hem de onları teşvik ediyoruz üretmek anlamında. Çünkü ben toprağı, tarımı, üretmeyi çok önemsiyorum. En başından beri de politikamız hep bu yönde oldu. Böyle de devam edecek inşallah. Çiçekleri şehir içinde süslemede değerlendiriyorsunuz. Sebzeleri ne yapıyorsunuz? Sebzelerimizi biz acize yemeklerimizde kullanıyoruz. Sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın gıda kolilerine koyuyoruz. Aynı zamanda da şimdi Çankaya Parkımızda, Esentepe'de yapımını tamamladığımız Çankaya Parkı'nda bir halkın bakkalını oluşturduk. Bu halkın bakkalı ilk ve diğer parklarımızda da olacak. Halkın bakkalında tüm Türkiye'deki kooperatif aktiflerin ürettikleri ürünleri satışı gerçekleşiyor. Biz şimdi bu sebzeleri de önüne mini bir manav yaparak halkımıza satışını sağlayacağız. Kendi ürettiğimiz sebzeleri. Bu şekilde hem sosyal
tesiste kendi yaptığımız yemeklerde de kullanıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Halkımızın ilgisine de teşekkür ediyorum bu arada. Güzel sağlıklı günler diliyorum herkese. Karabük Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı bugün 14 Mayıs seçimleriyle ilgili 5000 evlerde halkla ve esnafla buluştu. Başkan Vekili Cenk Yedikoğlu, Milletvekili adayı Ahmet Dönmez ve Murat Orhan seçim çalışmalarını BRTV'ye değerlendirdi. Bizim şimdi ara Mehmet'im. Aynen öyle. Harbisin doğduyuz. Alpesel. 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 Mehmet'in abisi. Destekinizi bekliyorum. Tabii aslında. Yani. Allah'ın Cenab-ı Allah'ın utandım adım. Peki. Bak inşallah Allah'ın. Bunu yengeye veriyorum. Güzel güzel yapıyor işte. Pidamurdan mı yapıyorsunuz? Biz geliyoruz. Pidamurdan yapıyorlar değil mi amcam da? Evet. Ooo. Bunlar devlet çevresi. İşte biri ekmek, biri şey. Ha? Herkesin kendi böyle bir işi var. Ben de gireyim fırının içerisine ıskara önüne bakayım. Ben de. Börek çarpmasın. Börek çarpmasın. Börek çarpmasın. Börek çarpmasın. Sağ olun bekirim. Sağ olun bekirim. 10 lira kalmasın, 10 lira kalmasın. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sizler de bizlerle birlikte emek sarf ediyorsunuz. Önce sizlere de çok teşekkür ederiz. Bugün sizin de söylediğiniz gibi 5000 evlerdeyiz. Esnaflarımızı gezdik, pazar yerlerini geziyoruz. Gezdikçe güç kazanıyoruz, gezdikçe moral buluyoruz sayın vekillerimizle birlikte. Vekillerimizin her biri bir yerde. Bugün 5000 evlerde Sayın Murat Orhan, Sayın Ahmet Dönmez, yine Dilek Hanım Safranbolu'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Söylediğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi'ne teveccühü gördükçe güç buluyoruz, moral buluyoruz. Gün geçtikçe daha da gücü bütün teşkilatlarımızda hissediyoruz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta zafere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Evet, yani onu yüzümüzün gülmesinden de herkes anlıyordur herhalde. Allah'a şükür gezdiğimiz her yerde aynı teveccühle karşı karşıyayız. Milliyetçi Hareket Partimizin her geçen gün kar topu gibi büyüdüğünü görüyoruz. Ve biz Cumhur İttifakı olarak da Sayın Cumhurbaşkanımıza oy istiyoruz ve partimize de oy istiyoruz. Karabük halkı olarak biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak toparlayıcı bir konumdayız. Ve de vatandaşın birebir sesini dinliyoruz. Dinlediğimiz, aldığımız vurgular bunlar. Yukarıda Cumhurbaşkanımıza olan teveccüh Karabük halkından hiçbir şekilde eksilme yok. Hatta kat kat yukarıya gitmiş durumda. Cumhurbaşkanımız inşallah Karabük'ten %70-75 gibi bir oyla teveccüh görecek. Milliyetçi Hareket Partisi'ne Cumhur İttifakı içerisinde çok büyük ilgi ve teveccüh görüyoruz. Bunu 5000 evlerde geldiğimizde esnafta görüyoruz. Pazarda gördük. Biz bu teveccühü, bu olan ilgiyi İnşallah 14 Mayıs'a kadar daha yoğun bir şekilde taşımanın bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Milliyetçi Hareket Partisi'ni Karabük'ten birinci parti olarak çıkartmanın gayreti ve çalışması içerisindeyiz. Bugün biliyorsunuz 5000 evlerde öğlen namazına mütakiben Suna annemizin cenazesine bulunduk. Buradan tekrardan başsağlığı diliyorum. Taziyelerimi iletiyorum. Çok değerli bir teyzemizdi. Allah rahmet eylesin diyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. İyiyim Allah'a şükür. İyiyim. Merhaba teyze. İYİ Parti Karabük Milletvekili adayı Kübra Dursun 15 Mayıs akşamı için Ankara'ya otobüs bileti aldı. Bugün partisinin il başkanı Recep Yılmaz ve teşkilat yöneticileriyle birlikte terminal esnafını ziyaret eden Kübra Dursun, esnafların desteğini istedi ve BRTV yaptığı açıklamada 15 Mayıs için biletimi aldım, inşallah Ankara'ya milletvekili olarak gideceğim dedi. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Bebeğimiz çok güzel. Daha da iyi olacak inşallah.
15 Mayıs sabahı itibariyle güneş doğacak. Değil mi? 28 yaşındayım. Uzman psikoloğum. Genç olarak desteğinize ihtiyacım var. Benim sürü milletliğindeyim. 28 yaşındayım. Uzman psikoloğum. Kayıp. İlk oy avcısı diyorlar bana. Genellikle. İlk oy. Memnun musun? Hayır. Gidiyorsun, geliyorsun. Aynen. Burada mı yaşıyorsun? Kastamonu. Kastamonu'da yaşıyorsun. Nasıl iş görüyorsun? Allah kolaylık versin inşallah. Siz mi? Kimle görüşüyorum? Emre Bey. Ankara'ya bilet almak istiyorum. 15 Mayıs. Akşam saati olsun ya. Evet, otobüsle gideceğiz inşallah meclise buradan. Tepkiler çok güzel. Zaten siz de takip ettiniz. Birçok ilk oy var, gençler var. Gelenlerimiz var ve gidenlerimiz var. Hepsine iyi yolculuklar diledik ve hepsinin hayır duasını aldık. Allah razı olsun. Hepsi çok güzel. Bağrına basıyor beni. Güler yüzleriyle karşılıyorlar. İnşallah ben de 15 Mayıs'tan sonra onları utandırmayacağım. Bu noktada onlara da söz veriyorum. Bugün de zaten biletimi de kestirdim. 15 Mayıs saat akşam 18'de inşallah Ankara'ya otobüsle buradan milletvekili olarak gidiyor olacağım. Bakalım artık, gayet güzel gidiyor. Şimdi STK'lara ve derneklere gideceğiz. Tekrardan esnaf ziyaretlerimize devam edeceğiz. Terminalimizi bitirdik. Buradaki her şey çok güzeldi. İyi bir enerji topladım burada. Şimdi bu enerji tekrardan esnaflarımıza ve STK'larımıza gidiyor olacağız. Ben Kübra Dursun. Evet. Takip ediyor musunuz? Evet. Çok sevindim. Görüşürüz. Hoş buldum. Ben Kübra Dursun. İYİ Parti milletvekili adayıyım. Hoş buldum. Nasılsınız? İYİ Parti milletvekili adayıyım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Benden bir isteğiniz, bir arzunuz var mı? Canınız sağ olun. O zaman aynen, görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah. Hoşçakalın. Yeniden Refah Partisi Karabük Milletvekili adayı İsmail Özer, BRTV'de katıldığı seçim özel programında soruları yanıtladı. Milletvekili adayı Özer, halkımız sahalarda samimi, kendinden olan milletvekili adayları istiyor dedi. Sahada durumlar ne? Vatandaş ne istiyor? Halkla temasınız nasıl? Ceren Hanım, sahada halkımız, yani az önceki bahsettiğimiz problemlerin çözümlerini istediği gibi, hı hı, halkımız sahalarda samimi, kendinden milletvekili adayları istiyor. Yani yeniden Refah Partisi haricinde diğer popülaritesi yüksek veyahut da kamuoyunda daha bilinir olan partiler, parti ismini zikretmek istemiyorum, malumunuz, hepsinin de bir numaralı adayları şehir dışından, kiminin 2-3 numaraları da dahil olmak üzere şehir dışından gelen adaylar. Halkımız bu noktada tepkili. Diyorlar ki Karabük ilçe 250 bin nüfusa sahip. Biz bu 250 bin nüfusun içerisinden içimizde yaşayan, buranın sıkıntılarını bir fiil bilen insanları çekip çıkartamaz mıydık? Seçip koyamaz mıydık? Yani dolayısıyla ben şu an tamam bir milletvekili adayım, bir siyasi parti ve bir görüşü temsil ediyorum. Bu siyasi parti kimliğimi bir kenara koyarsak ben bile bu konuda şikayetçiyim. Yani bu ne demek oluyor? Siz 250 binlik nüfus çalışın, üretin. Memleketin sıkıntıları varsa bu sıkıntıları yaşayın. İşte hava kirliyse bu kirli havayı teneffüs edin. Yönetime gelince kusura bakmayın. Bu 250 bin kişinin içerisinden yönetecek insanlar yok. Biz size Ankara'dan, İstanbul'dan adam getiririz. Bunlar sizi yönetir. Bu benim gururuma dokunuyor yani. Bu ne demek oluyor? Şimdi apartmanımıza en basit bir yönetici bile seçerken apartmanda oturan kişiyi yönetici seçiyoruz. Neden? Lamba patlarsa ampulü değiştirsin. İşte otomatik bozulursa kapıyı tamir etsin, su patlarsa suyu yaptırsın. Hiç başka bir mahalleden yönetici seçmiyoruz apartmanımıza. En basit apartman yöneticiliğinde bile burada oturan bir kişiyi seçiyorsak, buna dikkat ediyorsak, 250 bin nüfuslu bir şehrin yönetiminden bahsediyoruz. Dışarıdan insan seçilerek şehir yönetilir mi? Ben burada Ankara Caddesi, size yakın bir muhit, size komşuyum. İş yerlerim, dükkanlarım bu çerçevede. Ailem burada, bütün akrabalarım burada. Şimdi biz yıllar önce İstanbul'a göçmüş olsaydım, orada dükkanlar, iş yerleri açmış olsaydım, akrabalarım ve ailem orada yerleşmiş ve orada yaşıyor olsaydı, hasbelkaderde kimliğimde Karabük yazıyor diye gelip buradan bir şekilde aday olmuş olsaydım, seçildim, Ankara'ya gittim.
3-4 günlük meclis görüşmelerinden sonra ara verildiği takdirde ilk başta İstanbul'a gidip işime, aileme, akrabalara mı bakacaktım? Yoksa Karabük'e girip köy, kasaba, ilçe, mahalle bir gezeyim, ne ihtiyaçları var onları mı dinleyecektim? En büyük sıkıntı bu, halkın dediği bu. Diyorlar ki milletvekilleri seçimden seçime 5 yılda bir arenaya çıkıyor, piyasalarda görüyoruz. Elbette, çünkü burada kalmasını gerektirecek bir nedeni yok ki. Safranbolu İsmet Paşa Mahalle Muhtarı Ercan Türe bugün BRTV'yi ziyarette bulundu. Ercan Türe aynı zamanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan salep bitkisinin toplama yasağıyla ilgili yaklaşan seçim çalışmalarında siyasi partilere çağrıda bulundu. Mahallemizin başlıca geçim kaynağı işte yarısı çalışıyorlar belediyede, yarısı işte özel sektörlerde, yarısı da işte ailece salep topluyorlar. Efendim şimdi siyasilerden talebimiz bu yasak, yani salep yasağının mecliste bir an önce sunulması, yani bu kadar kişinin geçim kaynağı haline gelmesi, bir de burada yani hep devletten iş imkanını aramamak lazım. Bir de sektörü kendimiz yaratmamız lazım. Diğer konuda da mesela örnek veriyorum, odun verirken köylere makbuz veriyorlar ya, aynı onun gibi salep toplarken de makbuz versinler. Vatandaş tedirgin topluyor. Bunu defalarca dile getirdik. Şimdi sayın vekillerimiz de siyasi partilerde işte hepsine başarılar diliyoruz. Ama bu Karabük'te de 3 tane köyümüz var. 4 tane Cumayanlı, Yeşilova, Araç, Gümüşbaşı olmak üzere. Bunlar hep bu sektörden ekmek yiyorlar. Beraber ayrıca gittikleri için. Bir an önce bütün yetkililere söylüyoruz, bunu mecliste bir gündeme getirsinler. Yani bir bu meseleyi çözmemiz lazım. Çünkü hep yasaklı topluyorlar, tedirgin oluyorlar vatandaşlar. O yüzden buradan sayın vekillerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Yurt dışında yaşayan yaklaşık 3 milyon 500 bin seçmen 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için yurt dışında oy verme işlemi bugün başladı. 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek. Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17'de bitecek. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 9-21 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde de yerel saatle 9-18 arasında yapılabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda yurt dışı seçmenler 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek. Gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08'de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 17'ye kadar devam edecek. Bu sefer geçmezsin. Teyze şuraya bakabilir misin? Türkiye Cumhuriyeti Esen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın oy kullanma hakkında BRTV'ye açıklamalarda bulundu. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun, uğurlu olsun. Bugün itibariyle seçim sürecimizi başlattık. Almanya'da, Almanya genelindeki başkonsolosluklarımızda 13 gün boyunca oy kullanma imkanımız olacak vatandaşlarımız için. Biz de Essen'de, Essen Başkonsolosluğu olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımız da saat 9'dan itibaren topluca giriş yaptılar. Buradaki toplamdaki 15 sandık, oy kullanma sandığımızda vatandaşlarımız yerlerini aldılar ve oylarını kullanıyorlar. Huzurlu bir şekilde sürecin geçmesini temenni ediyoruz. Bu yöndeki bütün gayretlerimiz, çabalarımız bu yönde. Vatana, millete hayırlı olmasını diliyoruz. Bugünden itibaren 9 Mayıs'a kadar oy kullanma sürecimiz var. Sabah 9'da başlıyoruz. Akşam 9'a kadar da vatandaşlarımız gelip oylarını kullanabilirler. Hafta içi biraz daha sakin olacaktır. Dolayısıyla imkanı olanların hafta içi akşam saat 9'a kadar gelip oylarını kullanmalarını, hafta sonları haliyle çevre şehirlerden de gelecekler vardır. Dolayısıyla biraz yoğunluk, yığılmalar olacak. Onları yaşayacağız. Bu şekilde gelen vatandaşlarımızın da seçim yasak
haklarına riayet etmelerini özel olarak rica ediyoruz. Kimliklerini, kimlik kartlarını yanlarında, pasaportlarını, belgelerini yanlarında getirmelerini hatırlatıyoruz. Bunlarla birlikte geldiklerinde hızlıca oylarını kullanabilecekler. Zonguldak Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri kapsamında yurt dışı kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi saat 8.30 itibarıyla başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçim takvimine göre 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt dışı ve gümrüklerde bu sabah başlayan oy kullanma işlemleri kapsamında Zonguldak Havalimanı'nda belirlenen alana sandık kuruldu. Oy verme işleminden önce yemin eden sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı. Yurt dışında yaşayan seçmen kültürüne kayıtlı vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullanmaya başladı. Alanlara basıyorsunuz. İki ayrı pusula verdik. Bir cumhurbaşkanlığı bir de parti için. Tamam mı? Onu göstersen bana. Evet. Türkiye Cumhuriyeti çok güzel gidiyor. Allah yolunu açık eylesin diyorum ya. Tabii ki herkes eğer yaşı tutan oyunu kullansın. İstediği fikri düşünsün. İstediği partiye oyunu versin. Önemli değil. Yeter ki oyunu kullansın. Hakikaten kazansın. Kullansınlar da üstüne düşen vazifeyi yapsınlar. Zonguldak'ta istinat duvarına çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Zonguldak-Ankara Karayolu'nun Köroğlu yol ayrımı mevkiinde istinat duvarına çarparak devrildi. Otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ikisi kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçtaki bir yaralı ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda trafik akışının aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'na gitti. Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün programı çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Abant'a gelen Pervin Ersoy, Abant'a hayran kaldı. Pervin Ersoy'a Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fazıl Karaduman eşlik etti. Bizler bugün Rotane ekibi olarak Bolu'dayız, Abant Gölü'ne geldik. Gerçekten her mevsim ayrı güzel Abant Gölü. Bugün de çok etkilendik. Aslında şu anda çok fazla güneş yok ama bulutların yansıması, Abant Gölü'nün bize getirdiği şu tabiatın güzelliği inanılmaz etkiledi bizi. Çok mutluyuz. Benim Bolu'ya defalarca geldim, çok fazla geldim. Ama her geldiğimde çok sevdiğim bir şehir. O yüzden çok mutluyuz burada olmaktan. Göl iskelesinde bol bol fotoğraf çekme imkanı bulan Pervin Ersoy, bir çiftin evlilik teklifine de şahit oldu. Ersoy genç çifte mutluluklar diledi. İstanbul'a içme suyu temin edilen Melen Barajı'nı besleyen çayında doğuş noktası olan Efteni Gölü Havzası son yağışlarla suya doydu. Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, dağlardaki karların erimesiyle yağışların havzadaki su miktarını artırdığını söyledi. Yağan karlar geç de yağmış olmasına rağmen kar düzeylası ve dağlarımıza 3 metreye yakın kar yağdı. Şu an karların erimesiyle birlikte bölgemizde toprak suya doydu. İçme suyu olarak İstanbul'un barajlarına Melen Havzası olarak, Büyük Melen çıkış noktası olarak bu alana bütün 7 göllerden, Küçük Melen'den, Uğur Deresi'nden, Aksu Deresi'nden ve şelalelerden gelen suların toplandığı Efteni Havzası başlı başına bir su havzasıdır. Burası belki önümüzdeki ileriki yıllarda Edirne'ye kadar Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Trakya bölgelerinin su havzası olacak. Hasanlar Barajı'nın doluluk oranı yüzleri aşmış, %112'lerde. Hı hı. Yine Türkiye'deki İstanbul'a giden Melen'le birlikte İstanbul'a giden barajlara giden sularda oranın doluluklarını yükseltir. İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde, bu bölgede, Karadeniz bölgesi, İstanbul, Marmara bölgesinde inşallah bu sene su sıkıntısı olmaz. En azından biz Melen'in debisinden bunu fark ediyoruz. Çok büyük borularla birlikte Melen'in suyu zaten İstanbul'a barajlara gidiyor.
Devlet Su İşleri Düzce 55. Şube Müdürü Deniz Yıldız da Efteni Gölü'nde toplanan suyun Büyük Melen Çayı vasıtasıyla Melen Barajı ve Karadeniz'e döküldüğünü, çay üzerinde de Melen Barajı'nın bulunduğunu anımsattı. 4 tane büyük ana dere yatağı Efteni Gölü'ne dökülüyor. Yani Efteni Gölü doğal bir rezervuar. Aynı zamanda doğal bir sulak alan. Efteni Gölü'nde toplanan sular da Büyük Melen vasıtasıyla Karadeniz'e dökülüyor. Malumunuz Büyük Melen üzerinde de Melen Barajı çalışmaları devam ediyor. Çeşitli yağış dönemlerinde, özellikle bahar aylarında veya yaz girişlerinde biz genellikle taşkın periyoduna girmiş oluyoruz Düzce'de. Efteni Gölü'nde de son yıllarda yaşadığımız taşkınlarda tarım arazileri ciddi anlamda zarar görüyordu. Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü olarak buraya bir proje gerçekleştirdik. Düzce ile Efteni Gölü Taşkın Koruma Projesi. Bu projeler yardımıyla hem sulak alanın genişliği büyütülecek hem de taşkın riski bertaraf edilecek. Düzce kent merkezinde pompalı tüfekle havaya ve bir iş yerine ateş eden kadın polis tarafından gözaltına alındı. Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bir kadının pompalı tüfekle rastgele ateş ettiğini gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler caddedeki araç ve insan trafiğini keserek elinde silah bulunan Gülhan T.A.'nın etrafını sardı. Bir süre sonra Gülhan T.A.'yı etkisiz hale getiren ekipler hazır bulunan ambulansı alarak kontrol amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirdi. Kadının ifadesinde alkollü olduğu ve iş yeri sahipleriyle alacak meselesi bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kadının elindeki silahla caddede iş yerine ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı. Milli boksör Batuhan Çiftçi, Özbekistan'da 30 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor. Adana dövüşüyorum. Yaklaşık 16-17 yıldır boks yapıyorum. Önümüzde Avrupa oyunları var büyük şampiyon olarak. Dünya şampiyonası var. Oralarda madalya toplayıp 2024 Paris Olimpiyatlarını bir an önce kota alıp gitmek istiyoruz şu an. 10 kere Türkiye şampiyonluğum var. Balkan şampiyonluğum var. 2020 Tokyo Olimpiyat temsilcisiyim. 6 ay önce Haziran ayında da Akdeniz oyunları var Cezayir'de. Orada da şampiyon oldum. Yani son 1,5-2 senede ivmeyi yukarı doğru çektik. İnşallah en yukarı çekip bayrağımızı en tepelerde dalgalandırabiliriz. Hazırlık sürecimiz gayet iyi geçiyor. Zaten kampa geldiğimiz zaman Kazak antrenörümüz programı yazıyor. Her şey yani olması gerektiği gibi güzel hazırlanıyoruz. İstanbul'dayken de ben ayrıyeten kondisyonerim Emre abim var. Onunla çalışıyoruz. Fizyoterapistim Caner var. Onunla devam ediyoruz. Onlar da bana çok şey katıyor. Buradan da onlara teşekkür ederim. Yani gayet iyi hazırlanıyoruz. Şu an sadece maç tarihini bekliyoruz ve olabildiğince kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda hiç derecem yok. Gerçekten buna inandığım için söylüyorum. İnanmasam söylemezdim. Bu önümüzdeki Dünya Şampiyonası'nda ve Avrupa oyunlarında Allah'ın izniyle madalyayı göğsümüze takacağız ve Türkiye'ye o şekilde döneceğiz. Bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sunar. We'll be right back.
Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sundu.